En son talihsiz bir şekilde karakterimizi kaybetmiştik. Hasher'ın araştırmalarını Argos Legrand'e yönlendirdi. Ancak ipucunu sadece büyük kütüphanede bulabileceğini söylüyor. Evet, büyük kütüphaneye gireceğiz şimdi. Daniel Noyer, 43 yaşındaki ana karakterimiz. Bir de burada Omar Nasiri var. Arkadaşlar, biz Omar Nasiri ile oynayacağız. Yani diğer haklarınızı kullanamıyorsunuz. Bu adam ölürse hikayeniz bitiyor. O yüzden Omar'la devam ediyoruz. Omar'ın okuma gözlüğü varmış ve bu gözlük bunları giydiğimde hiçbir şeyi kaçırmam diyor. Pekala. Bir hikayesini tekrar okuyalım. Omar, Devlet Sanat ve Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde doçent. Sanat tarihinde doktora yaptı ve eğitim alanında düzenli olarak çalıştığı ve belirli bir dostluk geliştirdiği Sebastian Hasher'ın eski bir öğrencisidir. Kendine adamış bir profesör ve mükemmel motive edici biri olan Omar, şu anda Hasher'ın vesayeti altında olan doktora öğrencisi Grace Richards ile yakın, kişisel ve profesyonel bir ilişki geliştirdi. Şuramdaki şeyi görüyor musunuz? Silent Hill böceği gibi bir şey yemiş beni. Belli oluyor mu? Bak şu an dayak yemişim gibi değil mi? Yandan baksanız dağ gibi ya. Omar'cım, hadi bakalım. Dişimizi alalım. Ekstra kişisel eşya yok. Kızın öldüğü yere gidip Let me go. I know the place. You keep searching this area. Ha, yok. Kızın öldüğü yere gidip çantayı almıştık zaten. Omar buraya gelmişti. Şimdi kütüphaneden başlıyoruz. Direkt kütüphaneden başlıyoruz. Doğru. Grace'in öldüğü yerden çantayı almıştık. Şimdi ilk kez kütüphanedeyiz. Nasıl bir yer? Bütün puzzle'ları beraber çözeceğiz. Geçmişte bıraktığımız hiçbir şey yok. Bakalım beyin yakan bulmacalar olacak mı? Oyun başlasın. Hikaye başlasın. Üstümüzde sadece bir okuma gözlüğü var. Yakın görüş mesafemin bu kadar kötü olduğuna inanamıyorum. Tanrı'ya şükür bunları hep yanımda taşıyorum. Omar'ın gözlüğü hakkında düşüncesi bu. Bunun hakkında ne diyor? Bir falcının kırık dişi. Tamam, elimizdeki dokümanlar şu an geçmişte kaldı herhalde. Hadi bakalım, her tarafı araştırarak başlayalım. Burada bir şey var bile. Diğer taraftan görünüyor ama. Buna bakabiliriz. Kuzey muhaberatın bir kopyası. 27 Ağustos'tan. Kahve lekeleriyle kaplı. İçeri girer bakarız sonra. Arkamıza bakabiliyor muyuz? Buradan tekrar çıkamam falan diye bir şey yok. İçeri girmemiz lazım onlar için. Ne diyor? Diyor. Bir şey var ama giriş yok. Yukarıya çıkmak için bu merdiveni çekmem mi gerekiyor artık? Kur'an'ın iki antika kopyası. Onları gördüğümde gerçekten pratik yapmadığım için kötü hissediyorum. Özellikle de şimdi. Omar Müslüman o zaman. Bilgisayar. Keşke bu bilgisayarları kullanabilsem ve kütüphane kayıtlarına erişebilsem. Belki Hasher bunu burada bırakmıştır. Her ne kadar notlarda işe yarar bir şey görmesem de. Nasıl bir yerdeyiz abi? Harita. Harbi büyük kütüphane. Bunun üst katı falan da var herhalde ya. Zemin kat danışma alanındayız daha. Bu neymiş? Her zaman Laokoon ve oğullarının bu replika heykeline hayran kaldım. Bölüme prestij havası katıyor. Ben okuyamadığım yerleri sallarım arkadaşlar. İçerideki her şeye baktık mı? Şurada bakamadığımız bir şey vardı.
bu. Hmm. Buna baktık. Şuna bakam. Ha. Aynen. Okült ve ezoterizm üzerine kitaplar. Onları dışarı çıkaran Sebastian olmalı. Pekala. Şimdi her şeye bakmış olduk herhalde. Şu neymiş? Buna bak. Es geçmişiz. Herkesin bu dağınık karalama demetinden bir şey çıkarabileceğini, nasıl düşündüklerini asla anlamayacağım. Daha dikkatli bakmamız lazım. Bir şeyler çıkıyor sonuçta. Yavaş yavaş içeri doğru girelim bakalım. Şunda bir şey var mı? Yoktu herhalde. Vallahi üst kat. Ne oluyor? Ne yapmam gerekiyor? Bu ne ya? Bu ne ya? Ne yapacağım da belli değil. 4-5 kere bastım aynı tuşa. What was that? Defoldu gitti. Kalp atışlarımız hızlandı şu an. Neredeyim abi ben? İleride puzzle gösterdiği nokta bilgisayar herhalde, değil mi? Niye oraya döndün geri? Niçin buraya döndün? Tamam. Kameralar, kamera gerginliği gene. Bu raf aralarında bir şey var mı acaba? Biz her yere bakacağız abi. Muhakkak bir şey vardır. Çok koşma. Allah! Bu ne ya? It was stronger this time. I have to be more careful. Acaba ileriye adım mı atamıyor muyum ben? Allah Allah. Bir kere daha gelirse. Bir de geri dönmesi. Kur'an-ı Kerim'i mi yanımıza alsak acaba? Bir kere daha gelecek mi? Bence bir kere daha gelecek. If it gets me again, I'm doomed. Yok, bu sefer çok daha fazla bastım arkadaşlar. Bir kere daha denerse karakteri kaybedeceğiz. Bizim buradan yukarı çıkmamız lazım ya. Herhalde şu an bu açıldı. Aynen, bak şu an açılmış. Ya kardeşim ama biz tıklamıştık. Ben buradan gitmek istemem gibi bir trip içerisindeydin. Vay ya. Olaya bak. Vallahi bak, bir kere daha denese karakter ölecekti ha. Eminim yani. Üniversitenin kurucusunun büstü. Yüzlerce yıldır burada olan bir yerde çalışmayı seviyorum. Tamam, şuraya. Çok ses yapmasak mı acaba? Raf araları şu an etkisiz ama bence buralardan bir şey çıkaracağız sonra. Şey mi yapsak? Önce buralara bakıp sonra diğer tarafı mı denesek? Bir şey var orada ya. Şuradan ilerleyelim çünkü... Yok, buradan ilerleyelim çünkü asıl karşılaşacağımız şey diğer tarafta gibi. Belki burada bir ekstra bir şey buluruz. Aha. Fotokopi. Mısır firavunu Akhenaten hakkında bir kitaptan düşük kalite bir fotokopi. Aten genellikle bir güneş diski olarak tasvir edilirdi. Ellerde ışınsal bir kol dizisi doğuyordu. Her el bir antik Mısır'ın sembolü, Ankh tuttu, yaşamın sembolü ve adaklar toplandı. Mısır mitolojisinde başka türlü yaygın antropomorfik imgeler olmamasına rağmen bu güneş diski tasvirlerinden bazıları korunmuştur. Dini devriminin bir parçası olarak
Akhenaten sadece bu insansı tasvirlerden kurtulmakla kalmadı, ayrıca birçok eski Mısır bilimciye göre ilk tek tanrılı dini yarattı. Firavun'u tanrının dünyadaki tek temsilcisi olarak adlandırdı. Böylece rahipliği dağıttı ve itibarsızlaştırdı. Bütün bu değişiklikler o zamanın çalkantılı siyasi durumunun bir sonucu olarak açıklanabilse de gerçek şu ki bu anlayışta akademisyenlerin göz ardı etmediği boşluklar var. Örneğin hiç kimse Akhenaten'in neden tapınakları o zamana kadar kapalı, karanlık, ilahi gizlemenin en önemli olduğu yerde iyi aydınlatmanın en önemli şey olduğu geniş, açık hava tapınaklarına dönüştürmeye karar verdiğini bilmiyor. Aten'in karanlık ile değiştirdiği veya belki de karşı çıktığı garip tasvirler de var. Antropomorfik figür de ışınsal bir kol dizisi oluşturur. Ancak elinde ank görünmez. Bazen bu ışınsal öğelerin veya kolların elleri yoktur ve bir sonu vardır. Ne diyor bu ya? Işınsal öğe mi göreceğiz birazdan? Burada okumak için çok zaman harcadığım gerçek değil gibi görünüyor. Ve şimdi burası bir kabusa dönüştü. Herkes ekran başında mı? Devam. Tablolarda bir şey var, kamerası var gibi. Korkunç Ivan'ın gençkenki portresi. Çok iyi tanınmıyor. Grace gerçekten de o olduğuna inanmıyordu. Şimdi buradan aşağı inip geri hemen yukarı çıkacağız. Oyun o kadar güzel ki merdivenleri bile doğru atıyor adamını ya. Belki o yaratığın olduğu yere kadar buradan da yürüyebiliriz ama önce yukarıya bakalım. Kapalı mı? Aa. Burası kapalı mı? Kamerada değiştiremediğim için bilemiyorum. Kapalı gibi görünüyor. Oradan geri gideceğiz. Camlardan biri patlasa hakkıdır yani. Kutucuk gibi bir şey var birkaç aralık sonra. Kürsü gibi. Umarım bir şeyi es geçmiyoruz rafların arasında. Geçmiyoruzdur. Heh, bu ne? Bir dakika, orası kapı gibi bir şey herhalde. Ayaklı merdivenler için bir kapak. Diğer taraftan kilitlenmiş. Diğer taraftan kilitlenmiş. Şurada bir şey çıktı. Yok muydu o? Arkasında. Arkasındaki, rafın arkasındaki şeyi gösteriyor. Şu an herhangi bir şekilde etkileşime giremiyorum onunla. O zaman ne yapacağız? Merdivenden aşağı ineceğiz. Yalnız hakkımızı 3 kere kullandık ya. O canavara 3 kere yakalanma hakkı falan vardır herhalde. Birazdan bassak da kurtulamayacağız. Umarım yakalanmayız. Orayı ne koruyor öyle ya? Şimdi her tarafa bakacağız arkadaşlar. Bu taraf kilitli. O zaman şu araya bakalım.
çok ilerlemeyelim. Burayı böyle alan alan bakalım. Yani önce bu alanı bitirelim, sonra bir tık ileri gidelim. Mesela burada ne var? Allah! Öldüm. Öldüm. Basamam. O kadar hızlı bastım ki ilerlemedi bile. Abi biz orada o yaratığa 2-3 kere takılmayacaktık. Hemen arkamız dönüp gidecektik biz. Kaldık Noyer'e. Eğer ölürsek... Lan basıyorsun basıyorsun ilerlemiyor. Onu fark edince hemen pozisyon değiştirdim. Normalde şöyle basıyorum. Baş parmağımla tak 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 tak. Baktım işlemiyor. Hemen şu pozisyona döndüm. Tak 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 tak. Buna döndüm. Cık, yemiyor arkadaş. Zaten kendim de dedi bir kere daha yakalanırsam dedi sonum olur. Vallahi gitti. Omar'ın hikayesi çok erken bitti. İlk defa böyle bir ölümle karşılaştık ha. Noyer'e kaldık arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. It's been a while. I'm going to take a look. Hadi bakalım kendi hikayeni kendin bitir oğlum. Abi ama orada tehlikeli olup olmadığını ben nereden bilebilirim ya? Nereden bilebilirim abi yani nasıl bir şey acaba ya bu? Ama şimdi hani bir iki kere daha o yaratığa ısrarla üstüne gitmem benim suçum değil ki. Çünkü o merdiven kilitli gibi görünüyordu. Ya ben sonra düşünebilirdim. Aa yukarıdan çıkabiliriz ama keşke orada şey dese ihtiyacım olursa burayı kullanabilirim falan diye bir şey deseydi yani. Çünkü orayı hiç kullanamayız gibi mi geliyordu. Yeterince kolay görünüyormuş. Bu arada var ya şey ne kadar güzel ya diğerlerine göre şu feneri kullanmak. Baksana her yeri aydınlatabiliyorsun. Direkt buradan çıkalım. Bu arada mesela Daniel Kur'an-ı Kerim hakkında başka şeyler söyleyebilir. Bu oyunun güzel tarafı o. Herkesin bir şey hakkında farklı fikri var. Direkt buradan gidiyoruz. Ulan ölürsek var ya bölümün başına gideceğiz. Belki de daha iyi olur. Hiçbir karakter kaybetmeden geçmiş oluruz. Diyaloglara tek tek tıklamamıza da gerek yok. Nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Hızlı hızlı gideriz. Bitiririz. Ne olacak? Ölürsek üzülmeyelim yani. Ne yapalım? Bak her inanılmaz böyle bir 360 derece aydınlatma şeyi var. Acaba şey mi? Bu yeşil işaret sigara içilmez işareti. Tablolarla alakalı bir şey var mı? Sola gidersen ölürsün falan diye. Bu ne arkadaş? Mesela buradan ilerlersem ölür müyüm? Bir dakika bunu çözelim ya. Bir şey bize yol gösteriyor olabilir arkadaşlar. Acaba kameranın döndüğü yerlerde mi yaratık var demek? Bu kamera bak oraya kadar dönüyor. Diğer tarafa dönmüyor. Bunu bir kere anlarsak bir daha yaratığa yakalanmayabiliriz. Şu an içinden mantıklısı o gibi görünüyor. Şöyle bir bakalım. Buradan geçersek yaratığa yakalanacağız herhalde. Böyle olabilir. Öyle olabilir arkadaşlar. Tamam burası arkadan. Milerler... Ya ama yapma ya. Her yerde mi çıkacaksın karşıma? Right, and you thought it'd be so easy, didn't you? Bak kendi kendine gidiyor. Dönüyorum, dönmüyor. Arkadaşlar şimdi Allah'ım
Kendi kendine yürüdü iki adım oraya. Bir kere git, iki kere daha yakalanırsak öleceğiz mi şimdi? Şunu indir abi. Tamam. I don't think I can open it again. Tamam abi, istemiyorum aşağıyı zaten. Tamam, şimdi buradan yürüyeceğiz. Burayı zaten biliyoruz. Gitmediğimiz tek yer burası. Kürsü gibi yer burası mı? Haşırın masası. Abi niye açtık orayı ya? Kürsü merdivenmiş bu arada. Ne oldu orayı açınca ya? Onu açınca merdiveni kaldırdık, altından yürüyebileceğiz herhalde. Abo ya, bu bildiğin kumar ama bu. Bu bildiğin kumar. Labirent gibi bir şeyin içindesin yani. Allah Allah. Aşağı inip merdiveni kaldırdığımız yerden devam edebileceğiz herhalde yolumuza. Amaç merdivenin arkasına ulaşmak değildi. Yukarıdan. Vay arkadaş, bunu nasıl çözebiliriz ya? Bu ne? Yaratığın olup olmadığı yerler nereler olabilir acaba? Bir dakika, yok, buranın arkası yok ki. Biz o merdiveni ne için çektik? Önüne de arkasına da ulaşabildik burada. Bu üst katta bakamadığımız yer yok ki bizim. Var mı üst katta bakamadığımız yer? Buradan ilerleyemem. Ya bu nasıl bir iş? O zaman oradan ilerleyeceğiz arkadaşlar. O zaman buradan ilerleyeceğim yani. Kamera görünürken mi ilerlemem lazım acaba? Kameralar çeksin falan diye. Ya da kamera yokken mi girmem lazım? Burada girişte bir şey kaçırdık mı ya? Bu biraz kumar arkadaşlar. Büyük bir kumar bu ya. Ölürsek, bir dakika, bir ilk girişi tekrar inceleyelim. Ölürsek bir daha, çünkü bunun şeyi yok. Geri dönüşü yok. Bir kere daha yakalanma hakkımız var herhalde. Omar'la kaç kere yakalandık? 3 mü? 3. de mi öldük, 4. de mi öldük? Bilgisayarı çalıştırmanın bir yolunu nasıl bulabiliriz ki? Mesela Kur'an-ı Kerim hakkında ne düşünüyor? Bu kitaplar Arapça yazılmış, ne olduklarını bilmiyorum diyor bak. Abi bilgisayar kapalı, bilgisayarı açmamız lazım bizim zaten. Bir dakika, burası nasıl sonradan mı açıldı acaba? Ya ama niye böyle yapıyor? Ben puzzle'ın burada olduğunu düşünüyordum. Biz buradan geçtiğimizde bu burada yoktu. Bence ilk yakalandığımızda burası açıldı merdivenle beraber. Ya bu oyun her seferinde farklı bir mekanik sunuyor sana. Yani geçmişte böyle bir şey yokken bundan sonra bunun da olabileceğini anlayabiliyorsun. Önce bir kere yakalanman gerekiyor geçmişteki şeyi açabilmen için. Bak şu an
adım gibi eminim ben burayı ilk kurcaladığımda kamera yoktu yani. Zoni. Vay arkadaş. İlk kez yakalandığımızda demek ki buraya tıklayacaktık. Ben haritada puzzle'ı gördüm. Yakalandıktan sonra puzzle'ı gördüm. Fakat puzzle'ın bilgisayar olduğunu düşünüyordum. İşte bunu açmanın yolunu bulmalıyım falan filan. Şimdi burası neresi? Abi her taraf kapalı ya. Bu dağınık masalardan filan. Tamam bak burası neresi biliyor musun? Merdivenden indiğimiz yer. Merdivenden iniyoruz. Bu kamera hatta sola bakmıyor. Bu kamera sola bakmıyor. Sağa bakan kamera bu sürekli. Tamam bu yol açık. Biz ilerideki soldakine yakalandık bir kere. Sonra sağa dönüp tekrar sağa döndüğümüzde de yakalandık. Burası açık. Merdivenden indikten sonra ben bunu riske almayacağım. Şöyle çizeceğim önümdeki şeyi. Merdivenden indikten sonra sağa dönüp sola dönebileceğim. Tamam mı? Sonra at figürlü bir şey var. Dünya küre gibi bir şey var arkadaşlar. İlerlediğimiz yolda. Ah be Omar. Erken gittin be Omar. O figürü göremiyorum şu an. Aa bu merdiven. Tamam bu merdivenin olduğu kamera. Bak merdivenin sağına gidince öldük zaten hatırlayın. Tamam. Ben çiziyorum ama çizdiğimden ben bile bir şey anlamıyorum. Esen'in ağzını kırayım he mi? Gidip onu mu tamir edeceğiz? Merdivenin yanındaki kamera iptal oldu. Merdivenin yanındaki kamera iptal. Acaba önce onu mu çözmemiz lazım? Acaba sırayla mı gidiyor ya? Bu aynı koridorun iki duvarı. Bu aynı koridorun iki duvarı mı acaba? Önce şu kamerayı çözmeye çalışalım. Eğer tamir edemiyorsak geçmenin yolunu bulalım arkadaşlar. Ah be Omar. Abi iki karakterimiz de pisi pisine gitti. Vallahi pis pisine gitti. Buradaki kamera sorunlu. Kamera kapalı. Sanırım açabilirim. Oo, direkt açabiliyorsun. Bozuldu zannetmiştim. Right.
Let's see if this works. Time to get back to the monitors. Bu bize neyi göstermiş oldu aynı zamanda biliyor musunuz? Üçüncü kameranın merdivenden sonraki kamera olduğunu gösterdi. Ana ekranı şeyi tamam, bu kameranın nereyi gördüğünü görebiliyoruz artık. Yani anlayabiliyoruz. Diğerlerinin nerede olduğunu çözmek biraz sıkıntı. Ama bu kameranın nereye gösterdiğini kapandığı için anlayabiliyoruz. Enteresan bir durum yani. Zaten bize bunu anlatmak istiyorlar. Bu kameranın kapanması yerinin de belli olması anlamına geliyor. Yani şu kamera bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? At figürlü sola döndükten sonra benim daha iyi çizmem lazım. Bir saniye bakın şimdi. O yoldan geldikten sonra alt taraf masayla kaplı, sol taraf kapalı. Çünkü tek çıkış yolumuz, buraya kadar geldiğimiz yol 2 numaralı kamera, 2 numaralı kamera, 1 numaralı kameradan gördüğümüz yerdi. Sola döndük. Karşımıza bu küre çıktı. Sehpa çıktı. Sonra buradan sola dönebiliyoruz. Ortaya çıkabiliyoruz. Ortaya çıktıktan sonra ne yapabiliyoruz? Arkasının zaten kapalı olduğunu biliyorduk. Ortaya çıktıktan sonra sağ taraf kapalı. Düz gidersek masa var sanırım. Dört numaralı kameraya bakalım. Anladınız değil mi? Bakın. Şu an için gidebileceğimiz tek yol merdivenden indikten sonra şöyle ilk sağa dönüp düz gidip sola dönmek. Sonra burayı görüyoruz zaten. Şurası çıkıyor karşımıza. Buraya baktığınız zaman, 2 numaraya baktığınız zaman burası bize şeyi veriyor. Merdivenin olduğu yeri veriyor. Geriye dönmek yasak. Merdivenden zaten o yol tıkalı. Oraya geldikten sonra bir etrafı analiz etmemiz lazım arkadaşlar. Bir oraya gidelim. Şuraya kadar bir gidelim biz. Bu sehpa gibi bir şey var ya. Sehpanın olduğu yere kadar gidelim ve etrafımıza bakalım ne görüyoruz. Çünkü her taraf kapalı gibi. Oraya muhakkak bir gitmemiz lazım bence. Aynen, fotoğraf da çekebiliriz oraya gittiğimizde. Vay be ya, bu adam da ölürse ne yapacağız biz? Bir de 3 karakter var. 4 olsa şu an rahattık. Bak şimdi biraz sakin olalım.
Buradan sola. Buradan buraya kadar ilerledikten sonra kamerayı değiştirelim. Şuraya kadar gelebiliyoruz. Zaten masa var. Abi benim muhakkak bir adım atmam lazım. Nasıl olacak? Burası sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Düz gidebilirim. Bir dakika, düz gidebilirim. Ama masa beni engelliyor zannetmiştim. Düz gidersem ama kumar. Sonra nereye gideceğimi bilmiyorum. Düz gidip orada ne gördüğümüze bakmamız lazım bence. Bak, burası sıkıntı. Burası da sıkıntı. Şurası. Lan beni yakala. Abi nereden ya? If it catches me again. Masa var, buradan gidemiyoruz. Ama buradaki çıktı karşıma ya. Şuradaki çıktı. Acaba bu aradan geçmiyor mu? Kameralara git. Abi nereye yakalandım ben ya? Buradaki mi beni yakaladı, düz masanın arasından gireyim derken mi yakalandım acaba? Of arkadaşlar ya. Öldüren kütüphane burası. Bir kere daha yakalanıp kurtulabilirim bence. Ne dedi adam yakalandığında? Ben altyazıları da okuyamıyorum panikten. Durum değerlendirmesi yaparken. Keşke en başta bir sev alsaydık ya. Ya ölürse ne yapacağız? Abi buraya geçtik. Bu yoldan ilerledik. Aslında buradan sağa da dönebiliyoruz. Sağa dönersek ne olur? Orada gizli bir şey var bence ha. Bak, bir numaralı kamerayı boşa yapmazlar. Biz şimdi buradan araya giriyoruz ya. Buradan geldikten sonra şuraya giriyoruz ya. Diğer tarafına da dönebiliyoruz. Buraya da dönebiliyoruz. Burası güvenli. Ama buraya merdivenden indikten hemen sonra dönemiyorsun. Çünkü kapalı. O yol şurada kapalı arkadaşlar. Bak, buradan anlayabilirsin. Hemen şu ekranın sağından, ilk merdivenden iniyorsun. Bu alana çıkıyorsun ya. Sağ tarafa dönüp sola döndüğümüz zaman yolumuza devam ediyoruz. Sağa dönüp aradan bir şey alacağız olabiliriz. Oraya gideceğim. Orada bir şey var. Eminim ya. Yani 20 yıldır ben bu oyunları oynuyorsam orada kesinlikle bir şey var arkadaşlar. Orayı boşa yapmazlar. En azından ben bu oyunun geliştiricileri arasında olsaydım o alanı, hani hedefimiz dümdüz ileri gitmek zannederekten o arkaya bir şey koyardım ya. Bak, buradan sağa dönemiyoruz. Burası kapalı. Ama buradan sağa dönebiliyoruz ve güvenli. Burada bir şey olmalı ya. Koymuyorsanız yazıklar olsun size. Allah'a yazıklar olsun size. Bunca yıllık emeklerimize yazıklar olsun. Pencere mencere bir şeyler. Bir kitap ver okuyalım bari ya. Of. Şu
Burada bir şey var bari raflarda ya. Rafı it. Abi burası pis. Ve bak burası kötü değil mi? Şu masanın yanından diğer duvara doğru gidemiyor muyum şu an? Beni kim yakaladı az önce ya? Beni yakalayan varlık burayı koruyan mıydı acaba? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika şimdi. Biraz daha emin bir şekilde kameralara bakalım. O küreyi geçtikten sonra neresi korunuyor, neresi korunmuyor bir bakalım. Çok diken üstündeyiz ya. Atlatmamız lazım burayı arkadaşlar. Ölüm riski var ya. Bir, iki kere yakalandık. Bence üçüncüsünden de kurtulabiliriz. Bir, iki. Son hakkım mı acaba? Evet, masanın yanından girmek imkansız arkadaşlar. Bak buradaki masanın yanından girince seni yiyor. Yedi bizi az önce orada. Yol var ya. Arkadaşlar masanın solun... Masanın sağından girip, yani kişinin bakış açısına göre, oradan gelecek Daniel'a göre masanın sağından girip ışığın yolunu takip etmemiz lazım. Işığın yolu, bak, o ışık sandalyeden şey yaratıyor, gölge yaratıyor. O masayı bulalım. Açık bir kitap var. Şu kameraya bakalım. Buraları görmeden anlayamayız, hapşıracağım. Oraya girip geri dönmemiz lazım. Heh, burası işte, burası. Bak, sıraya göre dizmemiş şerefsizler. Buradan çıkıp buraya geliyoruz. Oo, bayağı yolumuz temiz. Masada açık kitap var. Sandalyenin gölgesi aynı şekilde vuruyor. Burası temiz yol. Buradan ilerleyip bir, iki koridor sonrasına kadar gidebiliyoruz. Son koridorda açılmış bir kağıt gibi bir şey var masanın üzerinde. O bu. O bu arkadaşlar. Hemen aşağıda gördüğümüz. Onun ilerisi tehlikeli. Bizim hedefimiz buraya ulaşmak herhalde. Şu masaya ulaşmak. Şimdi bu koridorda o iki koridorun ilki olabilir. Duvardaki şeylere tam olarak bakalım. Yuvarlak bir şey var. Yerde böyle kitaplar var. Yerde kitaplar var. Şu kameradan o görünmedi. Buradan geldikten sonra... Evet. Hemen şu... Hemen sol tarafımız var ya. Sigara içilmez şeyi var. Bir de kitaplar var orada. Oradan dümdüz karşıya gitmemiz lazım sonra. O koridoru bulduktan sonra. Evet, orası burası. Aynen arkadaşlar. Bu koridordan dümdüz karşıya gideceğiz. Sigara içilmez uyarısının olduğu yer. Yani şurası tam karşısı. Buradan aşağıya doğru geleceğiz duvara kadar.
Duvardan sağa döneceğiz ve masaya ulaşacağız. Hadi arkadaşlar, Allah yardımcımız olsun. Yürü. Kur'an'dan iki ayet oku. Tamam, hadi. Hadi bakalım. Yakalanırsak oyun bitiyor. Yine de sakin gidelim. Çizmedik, not almadık. Buradan sağa. Buradan sola. Masanın sağından, şuradan dümdüz duvara kadar. Bu arada etrafta bir şey var mı yok mu bakalım ya. Tamam. Aha, burada bir şey var. Orada bir şey var. Niye? Tamam. Düz. Ama ben buraya kadar... Arkadaşlar ileri de bakmak istiyorum, ileride bir şey var mı diye. Belki bir belge bulacağız, bir şey bulacağız. Orası temiz. Yürü. Tamam, daha fazla giremem içeriye. Buradan karşıya. Hiç muhatap olma kimseyle. Tam karşıya. Muhatap olma abi, karşıya. Yavaş yavaş. Sağımız tehlikeli. Buraya dönüyoruz. Buraya dönüyoruz. There it is. Evet. I'm almost there. Natura tenebrosa. Uğursuz doğa. Legrand ve arkadaşları tarafından yürütülen soruşturmaların hikayesini anlatan eski bir cilt. Uğursuz Doğa, Edgar Odell ve William Laske. Bu kadar okuyamıyoruz. This could be useful. Çık abi. Oh, fuck shit. Ne oldu? Yakalandın. Orada bir şey yok mu? There was another book about Argos Legrand in the library. A compilation of research trips written by two of his associates in the early 1900s. Ne olur 3. bölüm bitsin ya. Sinister Nature was a kind of narration of Legrand's frustrated trips in search of paranormal phenomena, with one of the last pages marked by Husha, the cursed consort, St. Cecilia's Abbey. St. Cecilia, the patron saint of music. I'm not sure what Husha wanted when he set out in Legrand's footsteps, or how long he planned on doing it. But it was a start. The best place to start looking. Before it gets too late. Episode 4. Episode 4. Yalvarırım ki episode 4. Episode 4. Episode 4. Karakterlerimiz yenilensin. Episode 4'ü istiyorum. 3 devam etmesin. Sebastian Usher. Aa, Sebastian Usher mı? Başka karakter yok. Sadece Sebastian Usher var. Cecilia, Sebastian Usher. Daniel Noyer de yok. 54. Yaş 54. Işık kaynağı çakmak. Geleneksel zevklere sahip, egzantrik bir karakter olan Usher, edebi yaratımı Devlet Sanat ve Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde profesörlükle birleştirilen üretken bir tarihsel kurgu yazarıdır. Gelecekteki çalışmaları için ilham veren, az bilinen olayları araştırmak için tüm dünyayı dolaşmaya alışkın biri. Ancak en son yolculuğunun diğerlerinden çok farklı olduğu ortaya çıktı. Abi, önceki karakterlerin şu an zaten... Isaac, my dear friend, you don't know what you've done with that cursed music box. By the time you tried to warn me, we had all heard the music. Now I find myself trapped in a tragic race against time. I had a hunch. I thought that perhaps by returning the box to you... Damn it, I've been such a fool. I lied, Isaac. I'm sorry. I just need you to hold on while I find a way to make things right. I left the house without telling Catherine. How could I possibly explain something like this? I thought she'd never believe me, and I was wrong.
but now it's too late. I only hope you're all safe, and that you will find a way to forgive me. I must put an end to this once and for all, for my family, for you, and for my own sake. Argos LeGrant, everything revolves around that name. He was the person who had the box crafted and picked out the melody. I know he died in 1913. Newspapers of the day reported a violent burglary in his home. Everyone died, save for Ariadne, who was just a baby at the time. The case was closed, but something just doesn't add up. The police investigation was far too short-lived, and the bodies were not buried, but incinerated. I believe they were trying to hide the truth. I discovered that the book, Natura Tenebrosa, was written by two of LeGrant's collaborators, the same two who followed him across Europe, researching all matter of ridiculous legends, all equally far-fetched. The last case in the book speaks of LeGrant's last journey, on which he embarked just before making the music box. I've followed in his footsteps for weeks now, visiting every place, following every lead about that melody. Alas, I have reached the last leg of this journey, in the north. I find myself among the deserted ruins of St. Cecilia's Abbey, now covered in snow. Here, in 1912, the annual concert in honor of the patron saint of music was held. LeGrant was not there at the time, but he came to investigate soon after. Every single person who attended that concert died or disappeared in mysterious circumstances, and the abbey has been abandoned ever since. The connection is clear. I know there must be something here, a clue I can pursue. If not, I don't dare think about the future. I can barely distinguish what's real from what's not. Something is watching me, following me, drawing closer and closer by the day. The melody still haunts me. Its notes echo constantly in my head. Dinletme bize. Each passing minute, they sound more ghastly and foreign. I see darkness all around me, and shadows lurking in the corners. I see my world merging with something else. I see another place. The black figure. I feel it's here with me. Ben şüphelenmiştim. Sebastian Husher Isaiah'e mektup yazmış, değil mi? Daha iyiyim. Sana gönderdikten sonra falan filan. Hatta demiştim size. Bu son mu? Neyi bu son mu? Aha, 2 Ekim 1998. Aziz Cecilia Manastırı, Sebastian Husher'layız. Arkadaş, nereden nereye geldik? Bence başarıyla geçtik. Envanterimizde bir tane dolma kalem var. Kişisel eşya. Hala yazmam gereken çok kitap var. Dolma kalemim varken hikayeyi anlatmak için yaşayacağımı biliyorum. Husher, şuna bakalım. Pekala. Hiçbir dokümanımız yok. Adamlar isteseler episode 4 olarak çıkarabilirlerdi bunu. 3'e devam ediyoruz. Harita mevcut değil. Hadi bakalım. Tam psikopat bir tipi var ya. İncele. Kahretsin. Ben odadan çıkmadan önce kapı kapanmış olmalı. Küçük bir çatlak var. Keşke oraya sokacak bir aletim olsaydı. Tamam, bak şu an bu kullanılabilir bir şey haline. Tamam. Kalemini kullan. Önce bu taraflara bakalım. Dinleme yok, kilitli. Ne diyor? Kapı sıkışıp kalmış, açmak imkansız. Abi şurayı bir iyice araştıralım bak. Sistematik aramamız lazım, böyle olmaz. Önce bu duvar dibini bir arayalım. Bu ne? Bu da şey. Anahtar istiyor. Anahtar olmadan açmak imkansız. Kapının konumu ve büyüklüğü göz önüne alındığında yemekhaneye çıktığını söyleyebilirim.
bloklanmış. Tamam. Şimdi bir tane bize bir şey lazım kapıyı açmak için. Uç gibi bir şey. İki kilitli kapı oldu. Kırmaya çalışmak için çok sağlam. Ortaya bakacağız birazdan. Heh. Aha. Çapa. Tarlayı kazmak için bir çapa. Oldukça paslı ama yine de sağlam. Karı kazacağız herhalde. Ya da burayı kırabilir miyiz? Bu döşeme tahtalardan birini kaldırmam 2 saatimi aldı. Oraya gidebilmenin bir yolu yok. Uğraşmış adam daha önce. Kilitli, biraz eski ama buna rağmen anahtar olmadan açamıyorum. Ya şunu bir denesene. Bunu yapmak anlamsız. Önce bütün duvar diplerini araştıralım, sonra ortaya çıkarız. Ha, bu neymiş? Sayfaları birer birer gözden geçirirdim fakat bir yararı olmaz. Bu yerdeki rutubete ve diğer faktörlere maruz kaldıklarından neredeyse parçalanmışlar. Sürgü kilitli, bu taraftan açamıyorum. Merdivenler yıllar önce çökmüş olmalı. O balkona çıkmak için başka bir yol bulmalıyım. Damlalar bu büyük kabı doldurmuş. Çatıdan taşınmış her türlü pislik var. Bununla bir şeyi temizleyebiliriz ha, bak bu kullanılabilir birazdan belki. Tamam. Başladığımız yere döndük mü? Tamam, başladığımız yere döndük. Buraya bakmadım. Birazdan bakarız oraya. Kapı kapanır filan. Bu kabı da doldurmuş diye bir şey yok. Şuraya bir bakalım şimdi. Ayna mı? Hayda, bu aynalarla bir işimiz var ha. Ortaya en son bakacağız. Yine duvar diplerine bakalım. Buraya geçiş yok mu? Herhangi bir yerden. Burada bir işaret var. Şuraya bir baksak. Taş, süs havuzu buzla kaplı. Bu lanet yerdeki soğuk kemiklerime işliyor. Yapacak bir şey yok şu an. Şu an yapacak tek şey kırılabilir dediği yeri çapayla. Kırabilir miyiz acaba ya? Tarlayı kazmak için bir araç. Bir araya girelim. Buradan çıkmak yok. Şuraya bir girelim. Kapı kapanmasın da. Oh be, sıcak bir yere girdik. Evet Edis. Hoş geldin. Yukarıya çıkıyoruz. Allah'ım bize dua et. Bir şey oluyor. Ne oluyor acaba? Emin adımlarla. Abi, Sebastian haşır ölürse 3. episodun en başına mı döneceğiz? Kış mevsimi burada son derece sert geçiyor olmalı. Burada bir kapı var. Aha, arkasını dinleyebiliyoruz.
Burası girilebilir arkadaşlar. Önce şuraya bir bakalım. Camın dış levhası kırık ve soğuk hava tahta döşeme arasından geliyor. Güzel, girebileceğimiz tek yer var gibi. Bu ne? Duvarın arkasında bir koridor var ve öyle görünüyor ki birisi içeri girmeye çalışmış. Ya da oradan çıkmış. Allah Allah. Burayı parçalayamaz mısın ya? Yok, bir şey kullanılmıyor buraya. Gireceğiz o kapıya. Şu an gidebileceğimiz tek yer orası. Ne? Nasıl, kilitli miydi burası? Biz ayvayı yedik. Çapayla bir şey yapacağız o zaman. Abi şu çapayla bu kilitli yerleri açamaz mısın ya? Peki. Biri sağlam görünmüyor gibi bir şey yazmıştı. Bir kapı için. O büyük kapıya mı acaba? Şöyle bir devam edelim. Tüm kapılara bakalım tekrardan. Buna ne diyordu? Sıkışık kalmış. Tamam. Bu işte. Bunu çapayla açabilirim bence. Bunu da yapmak anlamsızmış. Hangi kapı için onu diyordu acaba? Bloklanmış. Bir şeyi mi es geçtik? Burada bir kapı daha var. Kırmaya çalışmak için çok sağlam diyor. Tamam. Ya şunu parçalasana, belki içinden bir şey çıkar. Öyle bir şey olabilir mi oyunda? Yok ki. Heh, kilitli. Biraz eski. Tamam, bu kırılabilir işte. Kır bunu. Abi kır bunu ya. Biraz daha dene. Kalemini sok. Kalemle çapayı kombine et. O da yok. Ha, burada bir kapı daha var. Bu benim, ancak benim başıma gelir. Bak, burayı es geçmişiz. Burada bir kapı var. Tek bakmadığımız yer giriş yeri. Yani 50 tane kapı tıkladık, hepsi kilitli. Girecek olan kapıya basmamışız. Gireyim mi? Girmiyorum henüz. İkisi de temiz. Burası daha büyük bir alana çıkıyor olmalı. Önce buna girelim. Oh be, sıcak. Ya kıvrıl, uyu. Bırak Sebastian haşır şu işleri ya. Bunu çevirebilirmişiz. Dur, çevirmeyelim. Önce bir bakalım. Bu kovalardaki su bir lağım gibi kokuyor. Kokuyu solumanın bile sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Borular her yere sızdırıyor ve neredeyse pasla birlikte aşındırıyor. Masanın yüzeyi üzerinde kötü kokulu koyu bir sıvı akıyor. Bok. Hala kar yağıyor. Umarım yakında durur, yoksa buradan çıkmak girmekten daha zor olacak. Şimdi arkadaşlar, buna dokunmanın ne gibi bir etkisi olabilir? Dokunmuyorum önce. Bu borunun gittiği yere bir bakalım. Bu oyun çünkü garip bir oyun. Bu boru diğer odaya gidiyor. Bak, sağ tarafa bağlanıyor. Önce bir bakalım. Neyi etki edecek? Buraya gittiğine eminim. Kalbim atmaya başladı.
Sebastian Asher'ın kalbi kolu titretiyor. Eski amforalar. Catherine'in bahçeye koyduğu gibi. O ve çocuklar beni özlüyorlar mı acaba? Göründüğünden daha kötü kokuyor. Eğer mümkünse. Görünüşe göre orada ana tahliyeyi engelleyen bir şey var. Al, tuvaleti engelleyen her neyse onu kapmaya çalışmalı mıyım? Beni bu bitiriyor işte ya bu şeyler bu oyunda. Bu odadaki her yüzeyde bir rutubet ve çürüme tabakası var. Bak borunun gittiği yer burası arkadaşlar. Boru buraya gidiyor. Çevirirsek... Buna dokunacağım. Çünkü bu beni öldürmemeli. Bu boru tesisat sistemi sadece birkaç tuvalet için son derece karmaşıktır. Mesela ona dokunursak bu bence işe yaramaz olacak. Tıkanık çünkü burası değil mi? Tıkanık diyor. Bunu kaldırıp ona dokunacağız. Hava iç bayıltıcı bir koku ve sineklerin vızıltısıyla kaplı. Önce ona dokunursak, su gelirse, tıkalı mıkalı da... Abi dokun şuna ya. Elini sok kaldır engelleyen şey neyse. Allah'ım bize yardım et. Yes! Bir şey olmadı. O boku çıkardık. Neyi çıkardık? Harbiden çıkardığımız bok da herhalde. Şimdi ne diyor? Bu kadar iğrenç bir şeye ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Tamam. Şimdi gidip ona dokunalım. Acaba bunu çıkarmadan dokunsak ne olurdu ya? Onu merak ediyorum yani. Başaramadın der miydi oyun bize? İşe yaramadı. Su boruya ulaşmıyor. Boruya ulaşmıyor mu? Allah Allah. Bir saniye. Bu boru bir de diğer tarafa gidiyor. Bir su gelmiyor bir kere buraya arkadaşlar. Su buraya gelmiyor. Bir geri dön bakayım. Benim bir şeyim yok ki. Bir çapam var. Su boruya ulaşmıyor. Buz tutmuş havuza bir gitsene. Buz tutmuş havuzdan mı geliyor? Su nereden geliyor? Çapayla havuzu kırsak. Buz tutan. Nerede bunun girişi? Bizim boruyu bir yerden takip etmemiz lazım. Boru nereye gidiyor? Bu arada bu kapıyı çapayla açıyor ya. Sen kalemle açma git çapayla aç kapıyı. Çapanın neyini soktun buna ya? Tamam güzel. Huzurlu bir odadayız. Boru tesisat sistemi... Çok karışık. Aşağıda da bir şey var. Ha şurada. Mangal yakmak ne rahatlatıcı. Bir dokunma bir dakika birazdan. Başka bir şey var mı sağda solda? Puh, acayip bir oyun yapmışlar ya. Borular günlerdir damlıyor. Aylar, yıllar. Eski bir körük seti. Şu anda herhangi bir şey için kullanabileceğimi sanmıyorum. Aklımızda olsun bak kullanılabilir duruma gelebiliyor sonra. Ahşap masa bu odadaki rutubetten çürümüş. Parçalanmak üzere gibi görünüyor. Bazı eski ve berbat durumda kil kaplar. Tamam. Tek yapacağımız şey buradan suyu vermek.
Hiçbir şey olmadı. Su bu borulardan akmıyor diyor. Arkadaş, önemli olan bu kazanı doldurmak mı, bu kazandan mı su alıyor yoksa? Ne dedi? Bir dakika. Hiçbir şey olmadı. Su bu borulardan akmıyor. Üst kata gidiyor, sola gidiyor. Çapa da gitti. Vallahi çapa da gitti. Kalem, bir kalemle kaldık. Allah Allah. Sağ tarafa gidiyor bu boru. Oraya gidiyor. Tamam. Yukarı bir tekrar bakalım. Kilitli. Aa, burada bir kapı daha var. Ben kapılara karşı niye bu kadar dikkatsiz oldum bugün? Bak, bu da girilebilir bir kapı. Acaba ben oyun önceden oynadım da bilerek sürpriz mi yapıyorum, en son kapılara tıklıyorum. Bu doğal ilaçların çoğunun son kullanma tarihi ben doğmadan önce sona ermiş. Ulan ne bahtsızız ya, belki de buradan bir şey alıp boruları tamir edeceğiz. Ona girmemişiz. Bu ilaç kitaplarından bazıları gerçekten değerli olmalı ama şu anda bana yardımcı olamazlar. Neyse, gözümüzden kaçan kapı olsun ya. Çarşafların kıvrımlarından çıkarabildiğim kadarıyla bu kalıntılar onlarca yıldır buradalar. Yukarıda biri koşuşturuyor ha. Tamam, bu odada bir şey kalmadı arkadaşlar, çıkalım. Gir şu kapıya bakayım. Bak ya. Bildiğin episode 3 bölüm 5'e geçtik bu kapıya girerek. Aha. Masanın üzerinde birkaç kapkaçak var. Dünya kadar şey var ya. Kitaplar parçalanmaya başlamış ve kimyasal şişeyle kavanozlar yıllar önce çürümüş gibi görünüyor. Kirli bulaşıklar burada kalmış. Ne zamandır oradalar merak ediyorum. Merak ettiğim başka bir şey yok. Bu kitaplık diğerleri gibi sabit görünmüyor ve köşeleri aşınmış. Ne demek? Bunun arkasında bir şey var o zaman. Masanın üzerinde birkaç, tamam. Bitkiler hala bu kutularda büyüyor. Aa. Burada bir şey var bak. Tamam, buraya daha sonra geri dönüp bakacağız. Su ve... Bir şey olacak bu bitkilere. Buna bir dokunsana. Bu da ne? Bir çeşit hidrolik sistemli yay gibi görünüyor. O kadar şeyi fark ettin. Yaya bastığımda suyun akmaya başladığını düşünüyorum ama o kitapla hareket ettirmek için yeterli değil. Mekanizmanın kitapla hareket ettirmesini istiyorsam yeterince su olmak zorunda. Şimdi buradan su verdik. Oradaki borulardan nasıl yapacağız o zaman? O boruları açarsak ne olacak ki? Buradan suyu verdik.
Oralar aktif oldu mu acaba oradaki sular? Bunları sırayla mı yapmamız gerekiyor yoksa? Ha, buradan da ayrı su veriyoruz herhalde değil mi? Ya da ne oluyor bilmiyorum ki. Ha, izleyelim. Bu sarı buradan geliyor. Şimdi su bu borudan akıyor. Tüm su vanalarını açtığımdan emin olmalıyım. Tamam. Buradan akıyormuş. Bir vanamız daha var herhalde. Tıkanıklığı da hallettik zaten daha önceden. Burayı da bir açalım. Borular patlayacak gibi ya. Suyun geçmesi için açtım. Sanırım artık yukarı çıkmalıyım. Tamam. Şurada ne diyor? Merak ettim. Tıkanıklığın olduğu yerde. Tamam, orayı çözdük zaten. Başka bir yer kalmadı değil mi boru moru? Sebastian Asher. Tüm bunlar senden çıktı diyeceğim ama asıl sorumlu Isaac. Nereye çıkacaktık biz? Yukarıya. Kesin bir şey var. Ne oldu? Öldük. Şaka. Abi bak, her şeyi başarıyla yapınca yaratıklar başımızı üşüşecek şimdi. Yavaş yavaş gidelim. Bu oyunda her zaman dediğim gibi bir şeyi çözdüm diye sevinmemek lazım. Burası mıydı? Evet. Kapağı açıldı. Bunlara ne yapacağız? Aha. Bir yere daha girdik. Mabede geldik. Kur'an-ı Kerim mi? Neyi bu? Manastır baş rahibinden açıklamalar. Aziz Cecilia Manastırı başrahibi Peder Malakuyas tarafından yazılmış keşişlerin davranışları hakkında notlar. Haydi bakalım. Birkaç gün önce kardeşlerin garip bir ritüel yaptığını gözlemledim. Sırayla bir aynanın önünde oturdular ve ona bakacak şekilde lambayı yakıp söndürdüler. Bu, keşfedilen ve bana aktarılan her şeyin yazılı ifadesi olarak kalacaktır. Çünkü onu bulan kişi için değerli olabilir. Aynanın önünde otururken kendi yansımalarını ve arkasındaki her şeyi gözlemlediler. Daha sonra lambayı söndürmeye ya da alevini, önceki parıltıyla kamaşan gözlerinin artık görmediği noktaya kadar kısmaya devam ettiler. Bunun üzerine bir kez daha yaktılar ve tekrar yansımalarını ve arkasındaki her şeyi gözlemlediler. Süreci birkaç kez tekrarladılar ve bazen Tanrı yardımcımız olsun, aynada görünen yansıma olması gerektiği gibi değildi. Ortaya çıkan dehşeti tarif etmeye başlayamam. Onları kağıda dökmek sadece Tanrımıza bir hakarettir. Ama söyleyebileceğim, bu dehşet ne kadar sık ortaya çıkarsa o kadar yakınlar ve o kadar az zamanımız var. Artık sadece yansımada kalmayıncaya kadar. Arkada bir şey yok. Devam edelim. Ney? Abi ya. Ya odadaki en son bunu incelemeliydim ya. Bak, burası izlediğim yer. Bu kancayı daha önce görmüştüm. Acaba kancayı izlemesek, orada bir kanca olduğunu fark etmesek ölmüş müydük?
Ne dersiniz? Ya abi odada bir sürü keşfedilecek şey vardı belki de ya. Ne bu? Asılmış insanlar. Abi aşağı inersem... İnmiyorum aşağıya, önce buraya bakıyorum. Acaba kapıları keşfetmek mi lazım? Saklanacak yer bulabilmek için. Her kapıya önce bakmak istiyorum. Ayna kırık ama yine de odanın içinde tuhaf bir mozaik gibi yansıyan kısımlarını görebiliyorum. Her odaya bakarak gideceğim. Ve bu sefer oda kaçırmayacağıma söz veriyorum. Çaresiz keşişlerin karalamaları. Benim gibi çaresiz. Burada bir şey yok, devam. Bir dakika, önce şuradan bir gözleyelim, içerisi temkin. İyi mi? Aman tanrım, ne korkunç. Burada neden bu kadar çok ceset var? Bak orada bir de yeni ölmüş biri var. Abi bu oda o oda mı? Şimdi bu odada ceset olduğunu biliyoruz. Girmeli miyiz? Yoksa bu odada mı ceset var? Bunun kapısı soldadır. Ya abi bu odaya girilir mi şimdi ya? Bak bu oyun acayip bir oyun ya. Girilmeyebilir bu odaya. Ceset dolu odaya niye gireceğim ben şimdi? Adım atacak yer yok. Ya beni yerlerse? Önemli bir şey var mı abi? Bir ilerlesene bir saniye. Mecbur kalırsak gireriz. Bu oda temiz gibi ama. Buraya bir gir. Aha bir kol var. Bu ne? Duvar kızgın bir şekilde ağaçlarla kaplanmış. Buna yol açan çaresizliği anlıyorum. İstediğimden daha iyi. Kol değil o. Mumlukmuş. Atağın altına gizlen. Şeyler yap. O odanın kapısı olmayabilir de, evet. Yani burası kapısız da olabilir. Burayı kapatmışlar ya, kapı burası arkadaşlar. Pencere değil bu, aynen. O kapı, o kapı. Buraya giriyorum. Kararımı değiştirdim. Pekala. Birisi bu hücreye kimsenin giremeyeceğinden emin olmuş ya da hücreden çıkamayacağından. Burayı da kapatmışlar. Gir abi gir. Temizliğe temizliğe git. Ne? Burada bir şey var, ampul gibi. Ne o? Basarsak bir fikir parlıyor kafamızda. If this works, let's see how much I have left. Ya direkt bastık ya. İlerleseydik. Kendimizi görmemiz lazım. İçeride sıkışıp kalan kendimizi. Ne yapıyorsun? Haşır.
Abi basmasaydık keşke ya. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Ne oldu? Devam edecek mi? Burada episod mu biter ya? Ağzını kırayım, birkaç adım ilerlesek, aşağıya baksak ne olurdu acaba? Abi hep ne olurdu acaba? Bak şimdi bu oyun episod 5'te, 4'te aşağıya bakmadık diye bizi öldürürse şaşırmam yani. Vallahi şaşırmam. Son konser 4. bölüm. Ne yapalım? 4'e başlayalım mı?